Beret Haber Merkezi'nden Sabah Haber'den hepinize mutlu sabahlar, iyi pazarlar diliyoruz sayın seyirciler. Dünden bugüne yansıyan gelişmeler ve bugünün gündeminde yer alacak olan haberleri sizlerle paylaşacağız. Ardındansa gazete manşetlerini kısaca sizlere aktarmaya çalışacağız. Haberlerimize başlayalım Sabah Haber'e hemen. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklamalarına bakalım. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 186 sayılı kararının Kıbrıs tarihinde kara bir sayfa olduğunu vurguladı. Kararın kabulünün 59. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, kararın çözümün önündeki en büyük engel olduğunu söyledi. Kararın iki taraf arasında yarattığı dengesizlik ortadan kalkmadıkça Rum tarafının hiçbir çözüme yanaşmayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 186 sayılı kararı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında 59 yıl önce 4 Mart 1964 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugünkü sürdürülemez statükoyu yaratan 186 sayılı kararı aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti. Kıbrıs konusu tarihinde kara bir dönüm noktası niteliğinde olan bu karar, Kıbrıs Türklerine karşı soykırıma girişen Rum saldırılarını önlemek için adada Birleşmiş Milletler barış gücünü oluşturmuş, öte yandan ise iki halkın egemen eşit haklarını icra ederek kurdukları 1960 Ortaklık Cumhuriyeti'ni silah zoruyla Kıbrıs Türkleri yönetimden atan Rum liderliğinin yönetimine hukuk kurallarını ayaklar altına alarak teslim etmiştir. Birçok uluslararası platformda altını çizdiğim üzere Kıbrıs sorununun hala daha devam etmesinin ana nedenlerinden biri de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964 tarihinde aldığı 186 sayılı haksız ve siyasi kararla bir Rum devletine dönüşen Ortaklık Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Kıbrıs'ın tek meşru hükümeti olarak benimsemesidir. Rum tarafı bu haksız ve siyasi karardan güç alıp konfor alanını sağlamlaştırırken uzlaşmazlığını sürdürmekte, zamana oynamaktadır. Bu karar çözümün önündeki en büyük engeli teşkil ederken bu kararın iki taraf arasında yarattığı dengesizlik ortadan kalkmadıkça Rum tarafı hiçbir çözüme yanaşmayacaktır. İşte tam da bu nedenden dolayı 10 yıllardır süren dayatmacı statükonun sonlandırılması ve müktesep haklarımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün tescili için yeni vizyonumuzu ortaya koydum. Yeni ve resmi siyasi müzakereler ancak ve ancak bu temelde başlayabilir. Adada iki eşit devlet ve iki eşit halk vardır ve bu gerçekler ışığında yapılacak müzakere ile ancak adil ve kalıcı bir uzlaşıya varılabilir. Kıbrıs Türk tarafı, anavatan Türkiye'nin de tam desteklediği bu pozisyonunu ileriye götürerek halkımızın ve devletimizin egemenliğini tescil etme yolunda kararlılıkla mücadelesine devam edecektir. Sayın seyirciler, Türkiye'de İyi Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Ankara'da hareketli saatler yaşandı. Millet İttifakı'nın kalan 5 siyasi partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde toplandı. 4,5 saat süren toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi 6 Mart Pazartesi günü ortak Cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız denildi. Türkiye'de İyi Parti lideri Meral Akşener'in altılı masadan kalkmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi liderleri yaşanan süreci değerlendirmek üzere bugün Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi. Beş parti liderinin ilk kez İyi Parti lideri Meral Akşener'siz bir araya geldiği toplantı 4,5 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyuyla paylaşacağız. Aynı istikamette çalışmaya devam etme kararlılığındayız denildi. Öte yandan İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in pazartesi günü yapılacak altılı masa toplantısına katılmayacağını duyurdu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan altılı masayla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti'nin altılı masadan kalkmasına yönelik konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Böyle olacağını aylar öncesinden söylemiştik açıklaması yaptı. Biz şimdi dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağının bundan aylarca önce zaten söylemiştik, hatırlayın. İranlıların o meşhur nişestendü, goftendü, berhaestend, oturdular, konuştular ve dağıldılar demiştik. Ve öyle oldu mu şu anda? Oldu. Ve bakın, biz can derdindeyiz. Bunlar ise mal derdinde. Bu dağılmanın olduğu anda biz neredeydik? Dolmabahçe'de biz 110 kadar ilim adamıyla, partimizin yetkili bu konudaki bakanlarıyla toplantı halindeydik. Çünkü biz can derdindeyiz. Türkiye'de bir deprem olayı var. Felaketlerin felaketi bir durum var. Ve biz bu felaketi nasıl önleriz? Nasıl bir an önce bu enkazı kaldırır ve bunların yerine de halkıma dediğim gibi bize bir yıl müsaade edin. Biz bir yıl içerisinde inşallah bu enkazı kaldırıp bir taraftan da konutları Van'da olduğu gibi, Bingöl'de olduğu gibi, Malatya'da olduğu gibi, Elazığ'da olduğu gibi, Antalya'da, Manavgat'ta, bütün buralarda olduğu gibi, İzmir'de olduğu gibi aynı şekilde bir an önce inşallah bunları derleyip toparlayıp ben şu anda dışarıda kalan vatandaşımı tekrar konutlara yerleştirelim istiyoruz. Bunun için bir taraftan etüt zeminlerini şu anda yapıyoruz, zemin etütlerini. Bu zemin etütlerinin akabinde de nerede neyi yapacağız? Çünkü hedefimiz yani zemin artı 3 gibi konutlar yapmak ve hafif malzemeler kullanmak suretiyle de buraya bir güven tesis etmenin gayreti içerisindeyiz. Bu güvenle beraber de benim vatandaşım huzur içinde bu kendilerine hazırladığımız yerlere yerleşsin istiyorum. Biz zaten Cumhur İttifakı olarak hedefimizi belirledik, yolumuzu belirledik ve şu anda bütün çalışmalarımızı da bunun üzerine yapıyoruz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz. Yunanistan'a bakalım. Yunanistan'da tren kazası sonrası tansiyon yüksek. Ölü sayısının 57'ye yükseldi. Tren kazasının ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken Atina ve Selanik'te protesto gösterileri düzenlendi. Selanik'teki gösterilerde sokaklar savaş alanına döndü. Yunanistan'da öğrenciler Larissa kentine 26 kilometre uzaklıkta bulunan Tempi bölgesindeki tren kazasında yaşamını yitirenler için eylem yaptı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın merkezindeki Propleia'dan yürüyüşe başlayan eylemciler parlamento binasının önünde yere oturarak kazada ölenler için bir dakika sessiz bekledi. Protesto yürüyüşünün son durağı özel demiryolu şirketi Hellenic Tren Kurumu'nun Singru Caddesi'ndeki ofisi oldu. Hellenic Tren ofisinin önüne kırmızı boyalarla katiller yazan eylemciler, ölenlerin hatırasına siyah pano ve siyah balonlar taşıdı. Eylemciler hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğu kazanın sorumlularının cezalandırılmasını talep etti. Parlamento binası önünde düzenlenen sessizlik eylemi ise akşam saatlerinde olayla sonuçlandı. Sessiz eylemin ardından bir grup protestocu polise taş ve molotof kokteyli attı. Polis eylemcilere biber gazıyla karşılık verdi. Ayrıca kimliği bilinmeyen kişiler Monostraki meydanındaki bir polis devriye aracını yakmaya çalıştı. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre olaylarda 5 polis yaralandı, 4 eylemci gözaltına alındı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden bir heyet Mausa bölgesindeki okulları ziyaret etti. Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazi Mausa Türk Marif Koleji'ni ziyareti sırasında Melekler Takımı için oluşturulan anı defterini imzaladı.
Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden verilen bilgiye göre Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy ve bazı milletvekilleri Mausa'daki okulları ziyaret etti. Heyet Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde hayatlarını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için taziye dileklerini iletti. Mausa bölgesindeki okulların sıkıntılarını dinleyen CTP heyeti okul aile birlikleri yetkilileriyle de görüştü. Görüşmede Mausa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da hazır bulundu. Öğretmenlerle de görüş alışverişinde bulunan CTP heyeti bundan sonra izlenilmesi gereken yol haritasını da ele aldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazi Mausa Türk Maarif Koleji ziyareti sonrasında melekler takımı için oluşturulan anı defterini imzaladı. Özel haberimizle devam edelim şimdi de. Evet, hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz ki ülkemiz deprem kuşağında. Sayın seyirciler, Türkiye'deki deprem felaketinin ardından bazı uzmanların Kıbrıs'ın doğusundan geçen fay hattında hareketlilik beklendiğini açıklaması, ülkede denetim ve bilgilendirme çalışmalarını hızlandırdı. Olası depreme hazırlık içinse seferberlik başlatıldı. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı da bu çerçevede her yıl rutin olarak verdiği afet hazırlık ve tatbikat eğitimlerini yoğunlaştırdı. Bereti olarak Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'nde gerçekleştirilen tatbikatı yerinde izledik. Özlem Tüylüoğlu'nun haberini Ali Sadıç görüntüledi. Şubat'ta Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin ardından deprem gerçeği bir kez daha yüzlerimize vurdu. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ülke içinde devam ettirdiği rutin eğitimlerini yoğunlaştırmış durumda. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı okullarda, kamu kurum kuruluşlarında, özel işletmelerde bu eğitimleri yoğunlaştırarak ülkemizi depreme hazırlamaya çalışıyor. Deprem esasında davranış ve deprem sonrasında ne yapmamız gerektiğini sağlık ekiplerimiz var. Polisimiz var. Değil mi? Diğer kurumlarımız ne için var? Sivil savunmaya arkadaşlar 101 numarasını çevirerek ulaşabilirsiniz. Yani diyelim ki deprem oldu. Binanız hasar gördü. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji'nde icra ettiğimiz afet hazır okul eğitimlerimizi her yıl düzenli olarak vermekteyiz okullarımıza. Deprem olduğu zaman arkadaşlarımızın yapacağı hareket, hemen arkadaşım sırasının yanına geliyor, bu şekilde çöküyor, bir eliyle buradaki demirden destek alıyor. Deprem oluyor. Evet, bir elimizle tutuyoruz, diğer elimizle başımızı koruyoruz. Türkiye'de yaşanan deprem sonrasında zaten planlıydı eğitimlerimiz. 27 Şubat eş zamanlı diğer bölge müdürlerimizle beraber 27 Şubat'tan başlayıp 27 Mart'a kadar eğitimlerimizi toplam 180 okulda, tüm ilçelerde toplam 180 okula bu eğitimlerimizi düzenleyeceğiz. Bizim Girne Bölge Müdürlüğü olarak 37 okula bu eğitimlerimizi vereceğiz. Toplam 13.054 öğrencimize ve 1314 öğretmenimize günün sonunda 27 Mart itibariyle bu eğitimleri vermiş olacağız. Deprem esnasında nasıl davranırız? Değil mi? Komutumla deprem oluyor. Gösterin. Aferin. Çöp, kapan, tutun. Çöp, kapan, tutun. Sizin de masanın ayağına tutunun. Masanın ayağına. Başınız masa seviyesini geç. Deprem nedir gerçeğini? Aslında tümümüz 6 Şubat'tan buraya yaşıyoruz. Ekranlara kilitlendik. Biz okullarda işte Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı organizesiyle bir deprem eğitimi ve tatbikatı uygulaması yapıyoruz. Bizim, ben okul müdürü olarak, güvenli okul aslında bizim sloganımız. Yani okul, öğrenci geldiği zaman bu okulda kendisini güvende hissediyor mu? Bina olarak, ki bu konuda Eğitim Bakanlığı'nın şu an okulları gezerek tespitleri var. Bizim okulumuz da yakında gelecek. Okulumuzda çok büyük bir depremin sonrasında çatlak veya bir çok ufak tefek şeyler var. Onun dışında büyük bir sıkıntı yok. Sarsıntı geçti, kaybolur. Kaybolur. Abi,
okulun binalarına depreme dayanıklı olup olmadığıyla ilgili testler yapıldı ve en eski olan binanın risk teşkil edildiği için yıkıldı ve üç katlı bir binaydı, risk teşkil ediyordu. Diğerlerine de yapıldı. Yeni yapılanlardan önce yapılanların o dönemde, yani işte atıyorum 6-7 yıl önce yapılan bir test daha yapıldı ve depreme dayanıklılığı kontrol edildi. Tabii bu zaman içinde tabii demirin, betonun yıpranması ile ilgili tekrarı gerekir ve aslında bu okulda bu duyarlılığın sonucunda belki de işte geçmiş günlerde yaşadığımız felakette yıkımı olabilecek bir binaydı. Korkuttu mu seni deprem? Önce bunu sorayım. Evet. Kendini hazır hissediyor musun peki? Hayır, panik olacağımı düşünüyorum. Peki buradaki eğitimler sonuçta nasıl davranman gerektiği konusunda aydınlatıcı oldu mu senin için? Evet. Birazcık daha uzun süreli tatbikat yapılabilirdi. Mesela o deprem simülasyonları var tırların. Onlardan yapılabilirdi. Ülkede daha fazla geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Evet. Ülkenin hazır olduğunu düşünüyor musun bir depreme? Hayır, hiçbir şey hazır olduğunu düşünmüyorum. Bu tatbikatların daha sık ve daha verimli şekilde gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bugün bize bilgi verildi ama yapılan tatbikatın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi ise Merkezi Cezaevinde 3 günlük deprem eğitimini tamamladı. Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi 1-7 Mart deprem haftasının ilk etkinliği olarak deprem eğitimleri başlattı. 1-3 Mart tarihleri arasında Merkezi Cezaevinde deprem eğitimi verildi. Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi'nden verilen bilgiye göre deprem eğitimlerinde Merkezi Cezaevi personeli ve mahkumlara Cumhurbaşkanlığı Deprem Komitesi Başkanı Profesör Doktor Cavit Atalar deprem öncesi, Hüseyin Soybir deprem sırasıyla, sonrası ve Doktor Dahan Aytaş da deprem sonrasında ve enkaz altında hayatta kalmak için neler yapılması konusunda sunumlar gerçekleştirdi. 1939 Erzincan depreminde Erzincan cezaevi personeli ve mahkumlarının kurtarma çalışmalarında büyük hizmetleri olduğunu söyleyen Profesör Doktor Atalar, komitenin 15 ay önce kurulduğunu ve çok önemli çalışmalar yaptığını da kaydetti. Depremlere hazırlıklı olmada sağlam zemin üzerinde sağlam binaların önemine değinen Atalar, talepler doğrultusunda eğitimlerin devam edeceğini belirtti. BİMBOAYEM Limited'de alınan grev kararı kaldırıldı sayın seyirciler. KOPSEN Genel Başkanı Mehmet Ali Güröz, BİMBOAYEM Limited'de alınan grev kararının kaldırıldığını açıkladı. Güröz açıklamasında Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu Başkanlığı'nda BİMBOAYEM Limited yetkinleriyle KOPSEN yetkinleri arasında yapılan görüşmede mutabakata varılarak BİMBOAYEM Limited'de alınan grev kararının kaldırıldığını vurguladı. Çok güzel bir sözdür. Ruhunda hayvan sevgisi olmayan insandan uzaklaş. Dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, tüm canlılarla ve doğayla bir bütün halinde yaşamamız gerektiğini öğrendiğimiz gün belki de daha yaşanabilir bir dünyaya uyanmış oluruz sayın seyirciler. Ülkemize gelecek olursak en büyük sorunlarımızdan biri sahiplenilip sonra vazgeçilen, sokakta yaşamaya bırakılan can dostlarımızın durumu ne yazık ki. Sokaklar sahipsiz canlarla dolu. Bu sorunu gidermede en büyük görevlerden biri de belediyelere düşüyor. 9 yıldan bu yana hizmet veren Gazi Monsa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi yaklaşık 450 köpeğe ev sahipliği yapıyor. Veteriner hizmeti de verilen barınakta yüzlerce sevimli dostumuz ailelerini bekliyor. Ve bir kez daha satın almayın, barınaktan, sokaktan sahiplenin diyerek haberimizi getirelim ekranlarınıza. Sare Özanıl'ın haberini Mehmet Uzun görüntüledi. Gazimonsa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeyiz. Burada yüzlerce can dostumuz sahiplenmeyi bekliyor.
Gazi Mausa Belediyesi Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner İlke Soyer belediye açıklamalarda bulundu. 9 yıldan beri hizmetteyiz burada. Burada köpeklerimizin bakımı, aşılanması, parazit ilaçlanmaları, her türlü operasyonları burada karşılanıyor. Adamızın tek tam teşekküllü barınağı, ameliyathanesiyle, muayenesiyle, her şeyiyle hayvanların bütün ihtiyaçlarının karşılandığı tam teşekküllü bir barınağımız var. Şu anda barınağımızda 450'ye yakın köpeğimiz bulunmakta. Bunların hepsinin düzenli olarak aşılanmaları, parazit ilaçlanmaları ve yiyecek gereksinimleri karşılanıyor. İki tane veterinerimiz var. Biri benim, bir de Sertan arkadaşımız var. Her türlü bakımı, her türlü operasyonları burada yapılıyor bu köpeklerin. Sadece kapasite bakımından sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bir o kadar da şehrimizde başıboş köpeklerimiz bulunmakta. Onlara da bir şekilde elimizden geldiği kadar müdahale etmeye çalışıyoruz. Ama tek başımıza burada bu mücadeleyi vermek zor. Genel anlamda devletimizle birlikte ortak çalışılırsa, yasalar çıkarılırsa bir şekilde bunu engelleyecek, insanların hayvan sahiplenmesi belli yasalar altında alınıp daha iyi koşullarda barındırılmaları sağlanırsa bizim işimiz de daha kolay olacak. Çünkü sokak köpeklerini insanlar alıyor bir şekilde. Ama onların bir can olduğunu unutuyorlar. Yani ömür boyunca alınacak bir hediye değil bu. Ömür boyunca bakılması gereken hayvanlar. Alıp maalesef gönülleri geçince diyeyim sokağa bırakıyorlar. Öyle de olunca popülasyon ciddi şekilde artış gösteriyor. Bir takım şehir içerisinde sıkıntılar çıkıyor. Bunlarla ilgili artık biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz ama baş edemez duruma geldik. Yani bunu devletle birlikte artık bir rehabilitasyon çalışmasına başlamamız gerekiyor. Biz barınağımızda elimizden geldiği kadar mevcut potansiyele bakmaya çalışıyoruz ama artık biz de zorlanmaya başladık. Belki de bu istenmeyen bir şeydir ama kısırlaştırma artık bu durumda herhalde elzem oluyor. Kısırlaştırma işlemi yapıyor musunuz? Tabii ki yapıyoruz ama yani o da imkanlar dahilinde yapabiliyoruz. Çünkü belli bir bütçesi var onun da. Yani birileri tarafından ya da devlet tarafından finanse edilmesi gerekiyor bunun. Yalnız bu sadece kısırlaştırmayla olacak bir şey değil. Devletin ciddi şekilde insanların hayvanlarını sahiplendirdikten sonra sokağa atmalarını engelleyecek caydırıcı cezalar çıkarmaları gerekiyor. Yani bu sadece bizim elimizde değil, devletin de bu işin altına elini koyması lazım. Bu sadece belediyelerin tek elinde olmaması lazım. Biz burada kısırlaştırma yapıyoruz. Ama dediğim gibi maddi olanaklarımızın el verdiği çerçevede. Çünkü çok yaşadığımız ciddi bir de ekonomik kriz var. Ondan dolayı da bu ekonomik krizden dolayı da imkanlarımız kısıtlı. Yani biz burada ücretsiz şekilde bakabileceğine inandığımız, o hayvanın ömrünü geçirebileceğine inandığımız insanların sahiplenmesini teşvik ediyoruz. Hiçbir ücret talep etmiyoruz. Sadece devletin öngördüğü çiplemesini ve ruhsatını çıkardığı takdirde istedikleri köpekleri buradan gelip ücretsiz şekilde sahiplenebilirler. Öyle ama maalesef sahiplenme oranları çok düşük. İnsanlar genelde pet shoplardan cins köpekler almak istiyorlar ama burada gözlemlediğim kadarıyla pek çok cins köpek var. Tabii ki. Yani buradan da duyurumuz olsun. Belki de pet shop'ta bulabileceği köpeği burada da sahiplenebilir. Tabii ki çok cins köpeklerimiz de var burada. Çok güzel yavrularımız da var. Çok güzel yetişkinlerimiz de var. Sadece cins olması değil. Çok güzel arkadaş olabilecek, dost olabilecek köpeklerimiz de var burada. Gelip herkes sahiplenebilir.
Polisin ülke genelinde trafik kontrolleri sürüyor. Son yapılan trafik kontrollerinde 1698 sürücü kontrol edildi. 289 sürücü rapor edildi. 24 sürücünün aracı trafikten men edildi. Sayın seyirciler, polisin denetimlerine bakalım. Ardından gazete manşetleriyle Sabah Haber devam edecek. Polis ülke genelinde trafik denetimleri yaptı. Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 1698 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 15 sürücü alkollü, 138 sürücü yasal sınırın üzerinde süratli araç kullanma ve 3 kişi de sürüş ehliyetsiz araç kullanmak olmak üzere toplam 289 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik kontrollerinde 24 sürücünün aracı ise trafikten men edildi. Evet, Sabah Haber'den bir kez daha mutlu sabahlar diyelim ve gazetelere bakalım. Yeni Bakış gazetesinin ilk sayfasıyla başlıyoruz basındaki turumuza. Hangisini yaptılar diye soruyor Yeni Bakış gazetesi manşet haberinde. Bakan Fikri Altaoğlu'nun vaatleri, Bakan Erhan Arıklı'nın vaatleri diyor Yeni Bakış gazetesi ve madde madde sıralıyor. Bakan Fikri Altaoğlu'nun vaatleri. Yanan tiyatro binası bitirilecek, yerli sanatçılara destek verilecek, devlet tarafından özel şahıslara turizm yatırımı amacıyla verilen ancak yatırım yapılmayan araziler geri alınacak. Rusya ve Azerbaycan'dan turist getireceğiz, otellerde yerli ürünlerin kullanımını teşvik edeceğiz diye 11 madde şeklinde aktarıyor Yeni Bakış gazetesi Bakan Fikri Altaoğlu'nun vaatleri başlığı altında. Geçtiğimiz yıl Mart ayı başında birer gün arayla açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Altaoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı birçok vaatte bulunmuştu diyor Yeni Bakış gazetesi ve Bakan Erhan Arıklı'nın vaatleri başlığı altında ise 10 madde halinde sıralıyor Arıklı'nın vaatlerini. Ercan Havalimanı Türkiye iç hat statüsüne alınacak. Uçak bilet fiyatları kesinlikle ucuzlayacak. Ercan Havalimanı yeni terminali 20 Temmuz 2022 tarihinde açılacak. Yeni havayolu için fizibilite çalışmaları tamamlandı. Yakında belli bir oranda hissede kamuda olacak şekilde yerli ve yabancı ortaklara hisse satışı yapılacak. Telekomünikasyon dairesinin kamu özel ortaklığında hayatını devam edecek. Karanlık yolları güneş enerjisiyle aydınlatacağız diyor ve 10 madde şeklinde sıralamaya devam ediyor Arıklı'nın vaatlerini. Hangisini yaptılar başlığı altında aktarmış bu haberini geniş bir şekilde ilk sayfasından Yeni Bakış gazetesi. Avrupa'dayız. Atina'da isyan, Ankara sessiz başlığını kullanmış manşeti için sayın seyirciler ve 57 kişinin hayatını kaybettiği, yüzü aşkın kişinin de yaralandığı tren kazasından sonra Yunanistan kaynıyor diyor gazete. Yunanistan'ın tarihine en büyük tren faciası olarak geçen olaydan sonra Larissa'daki istasyon şefinin tutuklanmasıyla Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis'in istifa etmesi Yunan halkının tepkisini dindiremedi diyor gazete. Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis'in istifa etmesi Yunan halkının tepkisini dindiremedi. Atina'da binlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde eylemciler polisle çatıştı. Gazetenin ilk sayfasındaki bir diğer haberde ise altılı masa beşli oldu. Beş liderden ortak açıklama başlığı altında. Toplantıdan sonra liderler tarafından yapılan ortak açıklamada hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir denilerek adayın açıklanacağı 6 Mart tarihine dikkat çekildi diyor gazete. Devam edelim. Kıbrıs gazetesindeyiz. Temiz çevre, sağlıklı yaşam başlığını kullanmış gazete. Demokrat Parti Genel Sekreteri ve DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, küresel iklim değişikliği konusundaki hedefin karbon emisyonunu 2030 yılına kadar sıfırlamak olduğunu
belirtti diyor Kıbrıs gazetesi ve Akpınar'ın konuya ilişkin değerlendirmelerini aktarıyor. Dünya ülkeleri hazırlık aşamasında Türkiye 6 Ekim 2021'de imzaladığı alt başlıkları altında detaylar paylaşılıyor. Dünya ülkelerinin 2030 yılına kadar temiz bir çevrenin yanında sağlıklı yaşam koşulları ve hem karada hem de denizdeki canlılar için çalışmalarda bulunduğunu vurgulayan Akpınar, eski dünya yaşam stilinin 2030 yılında son bulacağını söyledi. Bizim de bu sürecin bir parçası olmamız gerektiğini dile getiren Akpınar, bu süreci tamamlamak için geride 7 yılımız kalmıştır. Ülkemiz bu 2030 ajandasına uyum yolunun çok başındadır. Paris İklim Anlaşması'nı onaylamamız bizim küresel amaçlar yönünde atacağımız ilk somut adımımız olacaktır, dedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Paris Anlaşması'nı tüm dünya ülkeleriyle birlikte imzalayarak 6 Ekim 2021 tarihinde onayladığını ve 2030 yılına kadar karbon emisyonunu düşürerek 2050'de ise tamamen sıfırlayacak iddialı bir sürece başladığını söyleyen NEP Genel Sekreteri Akpınar, bizim de bu yarışım ve ekolojik mücadelenin bir parçası olmamız şarttır şeklinde konuştu. Akpınar, 2030 yılına kadar küresel amaçları yerine getiren ülkelerin kalkınmış kabul edileceğini, getirmeyenlerin ise geri kalmış kabul edileceğini vurguladı ve değerlendirmelerini aktarmaya devam ediyor gazete konuya ilişkin. Gazetenin ilk sayfasında manşet haberde bunu görüyoruz. Sür manşette ise yeni vizyonumuz kabul edilmeli başlığını kullanmış ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın değerlendirmelerini aktarmış Sayın Seyirciler Gazete. Cumhurbaşkanı Tatar, BM Güvenlik Konseyi'nin 186 sayılı kararla Kıbrıs Cumhuriyeti'ni Rum Devleti'ne dönüştürdüğünü vurguladı. Hukuk kuralları ayaklar altına alındı, mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. BM Güvenlik Konseyi'nin 4 Mart 1964'te Kıbrıs tarihinde kara bir sayfa açan 186 sayılı kararı aldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu karar Kıbrıs Türklerine karşı soykırıma girişen Rum saldırılarını önlemek için adada BM barış gücünü oluşturmuş, öte yandansa iki halkın egemen eşit haklarını icra ederek kurdukları 1960 Ortaklık Cumhuriyeti'ni silah zoruyla Kıbrıs Türklerin yönetimden atan Rum liderliğinin yönetimine hukuk kurallarını ayaklar altına alarak teslim etmiştir, dedi. Evet, Kıbrıs Gazetesi'nin ilk sayfasında öne çıkan haberleri paylaştık. Yeni düzendeyiz. İnkazı gördüğümde tükendim. Hiç ses yoktu. Evet, bu başlık altında İsyas Otel enkazından çıktı. Kızı Havini ve diğer çocukları bulmak için saatlerce çırpındı. Recep Kılıç enkaz başında yaşadığı acıyı paylaştı diyor Yeni Düzen gazetesi ve özel haberini aktarıyor ilk sayfasından. İsyas enkazından sağ çıkan 4 isimden biri olan ama kızı Havini bu enkazda kaybeden Recep Kılıç, oteldeki o son geceyi, deprem anını ve sonrasındaki karanlığı anlattı. Dışarı çıkmaya çalışıyordum. Bir duvar vardı. İttim, yıkıldı. Zaten Lego gibiydi. Duvar yoktu. 5-10 yaşındaki bir çocuğun vursa yıkabileceği duvarlardı. Gözümü açtığımda tavan beşik gibi sallanıyordu. Beşik gibi. Rüya görüyorum sandım. Gözümü kapatıp açtım. Toz bulutu gelmeye başlayınca kızımın olduğu yana doğru, koridora doğru hareket ettim. Üstüme moloz yığınları düştü. Deprem anı geçince kulak verdim. Hiç ses yoktu. Hiç ses gelmiyordu. Kimse kimseye yardımcı olmuyordu. Kimseden yardım görmedik. Kıbrıs'tan gelen ekip yanımıza varana dek hiçbir şekilde çalışma olmadı. Vinç geldi önceleri. Kimse yoktu diye geri gitti. Ekipler Kıbrıs'tan henüz gelmemişti. İsyas enkazından sağ çıkan 4 isimden biri olan Recep Kılıç'ın anlattıkları yer alıyor Yeni Düzen gazetesinde. Sayın seyirciler, özel haberini yansıtmış gazete ve Kılıç'a yapmış olduğu röportajın detaylarını iç sayfalarında da aktarıyor okuyucusuna. Yerelde gündem yapı denetimi. Sür manşette ise bu başlığı görüyoruz Yeni Düzen'de. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki deprem felaketi yapı denetim sürecinin kapısını araladı. Mühendis ve mimarlar önderliğinde ilk etapta okullardaki denetimler sürerken yerelde de yapı kontrollerine yönelik süreç işlemeye başladı. Kimi belediyeler ihbarları değerlendirip gerekli kontrolleri yaparken, kimileri de bölgedeki müteahhitlerden inşaatlara yönelik
karot ve deprem dayanıklılık testi talep etti. Sonuçların ulaştırılmasını istedi diyor ve ayrıntılar iç sayfalarından paylaşmaya devam ediyor Yeni Düzen. Diyalog gazetesiyle devam ediyoruz basındaki turumuza. Denedik olmadı başlığını görüyoruz. Vatandaşlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adını Kıbrıs Türk Devleti olarak değiştirme önerisinin detaylandırılmasını istiyor ve bunun tanınmaya yol açacağına inanmıyor demiş. Diyalog gazetesi haberinde 60 yılda çok isim değişti. Tanınma bekleyen yok alt başlıkları altında detaylar paylaşılmış. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerine Kıbrıs Türk Devleti önerisini yorumlayan vatandaşlar böylesi bir hareketin tanınmaya yol açacağına inanmıyoruz diyerek önerinin detaylandırılmasını istiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden hangi gerekçelerle vazgeçileceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadığına değinen vatandaşlar son 60 yılda çok sayıda isim değişikliği yapıldığını anımsatarak artık yetti diyor. İsim değişikliğine destek veren vatandaşların sayısı az olmakla birlikte bunun Avrupa Birliği yardımlarından yararlanma açısından fırsat yaratacağını düşünenler de var. Güvenlik Konseyi'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti aleyhindeki kararlarının isim değişikliği halinde geçersiz olacağını düşünenler, böylesi bir gelişme tanınmaya yol açmaz ama ister çözüm olsun ister olmasın Kıbrıs Türklerin ilerlemesini sağlayabilir görüşünü savunuyor demiş Diyalog gazetesi ve konuya ilişkin vatandaşla yapmış olduğu röportajın detaylarını paylaşmış ilk sayfasında. Ölümüne sürdü başlığını görüyoruz bir diğer haberde Diyalog'da. Kırmızı ışıkta durmayan sürücü trafik ışıklarının bulunduğu direği devirip bir başka araca çarparak durdu. Bu kazanın detaylarını aktarıyor iç sayfalarından ve geniş bir fotoğrafla yansıtıyor ilk sayfasından sayın seyirciler. Evet, ülkemiz basınındaki turu tamamladık. Çok kısa bir ara aranın hemen ardından Türkiye basınında öne çıkanları paylaşacağız. Evet, Türkiye basınındayız. Hürriyet'le başlayacağız. Türkiye basındaki turumuza Hürriyet şimdi ne olacak diye soruyor ve herkes Akşener'in açıklamalarıyla sert bir türbülansa giren muhalefetin geleceğini konuşuyor. Peki krizin iki önemli adresi CHP ve İyi Parti yönetimleri ne düşünüyor? Bundan sonraki planları ne? İşte kulislerde konuşulanlar demiş gazete sayın seyirciler ve Akşener'in altılı masadan kalkmasına ilişkin detayları paylaşıyor haberin içerisinde Hürriyet gazetesi. İki başkanın yanına alıp poz verdi diyor gazete. CHP'nin dün ilk ziyaretçileri partili belediye başkanlarıydı Kılıçdaroğlu. Akşener'in adaylık çağrısı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı iki yanına alarak poz verdi. Tüm başkanlar Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklediklerini açıkladılar demiş haberin ayrıntısında. Masanın Akşener'siz toplantısı başlığı altında ise altılı masa dün ilk kez İyi Parti lideri Akşener olmadan toplandı. Ev sahibi olan Karamanoğlu 4 lideri tek tek kapıda karşıladı. Görüşmeye ilk gelen isim Kılıçdaroğlu oldu diyor haberin detayında sayın seyirciler. Hürriyet'in manşetini bu haber oluşturmuş. Sabah gazetesi ise hiçbir şey eskisi gibi olmayacak başlığını kullanıyor. Erdoğan'ın değerlendirmelerini yansıtıyor ilk sayfasından. Başkan Erdoğan'ın önceki gün katıldığı 7,5 saatlik Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısını izleyen yazarımız Erhan Afyoncu'dan çarpıcı tespitler demiş gazete. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, bu konuda kararlı olunduğu vurgusunun öne çıktığı toplantıda Erdoğan şu çağrıyı yaptı. Gelin hep beraber Türkiye için hemen şimdi diyerek ülkemizi afetlere hazırlıklı bir yer haline getirelim dedi. Oturdular, konuştular, dağıldılar başlığı altındaysa Başkan Erdoğan altılı masayla ilgili gelişmeleri değerlendirdi. Onlar ne yaparsa yapsın biz yolumuza devam edeceğiz. Biz can derdindeyiz, onlar mal derdinde. Oturdular, konuştular, dağıldılar demiştim. Bunun böyle olacağını aylar öncesinde söylemiştik değerlendirmesinde bulundu. Konuya ilişkin diğer detayları da paylaşmış gazete. Cumhuriyet'teyiz.
Millet İttifakı formül arıyor başlığını kullanmış Cumhuriyet Gazetesi de Akşener'in masadan kalkmasına ilişkin yaşanan gelişmeleri Cumhuriyet Gazetesi de ilk sayfasından okuyucusuyla paylaşıyor. Sayın seyirciler, Akşener'in ayrılığı sonrası Ankara'da olağanüstü hareketlilik diyor. İyi Parti lideri Akşener'in altılı masadan kalkması sonrası Ankara'da görüşme trafiği yaşandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu hem kurmaylarıyla hem de belediye başkanlarıyla buluştu. Kılıçdaroğlu partililere tartışmaya girmeyin talimatı verdi. Kurmaylar dışlayıcı olmayacağız dedi. Yarınki zirvede yok. Masadaki kurmaylar Akşener'in açıklamalarıyla başlayan krizi çözmeye odaklandı. İyi Partililer Kemal Bey'e değil aday belirleme yöntemine karşıyız. Değişmezse masaya dönmeyiz görüşünü dile getirdi. Akşener yarın yapılacak liderler zirvesine katılacak mı sorusuna hayır yanıtı geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nin bu haberinde bu detaylar paylaşılıyor konuya ilişkin. Milliyet'te şimdi de eğitimin yüz akları başlığını görüyoruz. Meslek liseleri fabrika gibi çalışıyor demiş gazete. Depremzedelere battaniyeden uyku tulumuna, sobadan hijyen malzemelerine kadar çok sayıda ürün üreten meslek liseleri şimdi konteyner sınıf imal ediyor. Enerjisini üretiyor. Aralıksız üretim alt başlıkları altında yapılan çalışmaların detayları paylaşılıyor sayın seyirciler. Hem Ankara'da hem de İstanbul'da gerçekleştirilen bu çalışmaların detayları yansıyor. Konya, Gaziantep, Bursa, Antalya, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin'de 12 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi kendi elektrik ihtiyacını da karşılayabilecek şekilde güneş enerjisi santraline sahip 1200 konteyner sınıf üretimine başladı. Mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında üretilen 130 seyyar tuvalette deprem bölgesindeki illere gönderildi demiş haberin detayında. Akşamdayız. Güvenli şehir üçgeni başlığını görüyoruz. Devlet iradesi, yerel yönetimler ve vatandaşlar. Bilim insanları Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelini değerlendirdi. Toplantıya dair izlenimlerini anlattı demiş. Profesör Görür'ün açıklamaları yansıyor konuya ilişkin. Görür, Türkiye'nin deprem konusunda yeni strateji geliştirmesi mecburi. Devletin iradesi, belediyeler ve halkı da içine alarak güvenli kentler oluşturulmalı. Ersoy, deprem riski tüm illerde var, kat ve zemine ilişkin öneri ve kararlar konuşuldu. İstanbul için yeni yerleşim olarak Esenler'in kuzeyi konuşuldu. Profesör Hotarsa, güvenli şehirler için aklın ve bilimin yolu yeter. Bu model doğru bir başlangıç. Cumhurbaşkanımız kentlerin geleceğine yönelik yaklaşımı çok değerli değerlendirmesinde bulundu toplantıya ilişkin demiş Akşam Gazetesi. Türkiye'deyiz. Sofrada liste krizi kapıda. Kılıçdaroğlu artık masa değil sofra diyor demiş gazete. İyi Parti masadan kalkınca sofrada kalan partilerin ortak liste hesabı şaştı. CHP içinden tepkiler başladı. İyi Parti lideri ittifaktan ayrılınca CHP lideri altılı masa yerine sofra ifadesini kullanmaya başladı. Millet İttifakı yaklaşık 40 ilde ortak listeyle seçime girmeyi planlıyordu. Baraj derdi olan SP, DEVA, Gelecek ve DP'nin adayları CHP ve İyi Parti listesinde yer alacaktı. Akşener gidince bu adaylar Kılıçdaroğlu'nun listesine kaldı demiş gazete. Sıra ve kontenjan tepkisi başlığı altındaysa CHP içinde 4 partiye kontenjan ayrılması tepki çekiyor demiş ve CHP içinde yaşanan bazı sorunları da aktarmış gazete okuyucusuna konuya ilişkin. Sözcü ile devam ediyoruz. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüldü diyor Sözcü gazetesi. Akşener'in altılı masadan kalkması böyle dedirtti. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüldü. Aday yüzünden altılı masada çıkan kriz, siyasi kulislerde bu Erdoğan'ın işine yarar diye yorumlandı. Dış basındaysa muhalefetteki bölünme Erdoğan'a destek olacak denildi. Seçime 2,5 ay kala siyasette çıkan kriz hem Türkiye'de hem dünyada gündem oldu. Muhalefet bloğunun oluşturduğu altılı masada yaşanan çatlak için bu durum ekonomideki kriz ve deprem yüzünden güç kaybeden AKP'ye yarayacak. Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürüldü yorumlarına neden oldu diyor gazete. Yeni Şafak'tayız. Zemin farkı demiş gazete ve 5 milyona satılan var evi
kendileri yapmış, toprağa gömüldüler alt başlıkları altında aktarılmış detaylar. Maraş ve Hatay depremleri yumuşak zemine kurulan bir binanın sağlam inşa edilse de yıkılacağını, hatta bazen toprağa gömüleceğini gösterdi. Sağlam zemine kurulan derme çatma evler ise ayakta kaldı. Hatay ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çarpıcı örneklerle karşılaştık demiş gazete. Ve bu örneklere yer vermiş haberin içeriğinde. Hatay'da Asi Nehri boyunca uzanan evlerle Amik Ovası'nın alüyon zemini üstüne inşa edilen binaların neredeyse tamamı yıkıldı. Bunların arasında depreme dayanıklı denilerek 5 milyon liraya satılan evler bile vardı diyor gazete. Hatay'a tepeden bakan Habibi Necar Dağı'nın yamacındaki bari yanık ve adı aydınlık evlerinde ise bir tek yıkım yok diyor gazete. Yarısı kayalıklar üzerinde, yarısı havada duran evler bile zarar görmemiş. Mahalle sakini Yılmaz Doğan, evlerimizi kendimiz yaptık diyor. Ve bunun gibi örneklere yer veriyor Yeni Şafak haberin içeriğinde Sayın Seyşar. Yeni Şafak'la birlikte Türkiye basınında noktalamış oluyoruz ve sabah haberi de burada noktalıyoruz. Gelişmelerle saat 11'de yeniden karşınızda olacağız. Güzel bir pazar geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nemli ve nispeten ılık hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava çok bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve doğudan orta esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı. Nefkoşa'da 24, Yirne'de 22, Alevkaya'sında 19, Güzelyurt'ta 22, Gazimonsa'da 23, Lefke'de 21, İskele'de 22, Yenerenköy'de ise 20 derece dolaylarında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 7, Girne'de 14, Alevkaya'sında 9, Güzelyurt'ta 7, Gazimonsa'da 11, Lefke'de 13, İskele'de 11 ve Yenierenköy'de ise 13 derece dolaylarında seyredecek. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 22, Girne'de 20, Alevkaya'sında 20, Güzelyurt'ta 21, Gazimonsa'da 21, Lefke'de 21, İskele'de 22, Yenierenköy'de ise 20 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava çok bulutlu geçecek, rüzgar kuzey ve doğudan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 metre dolaylarında olacak. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.